Merhaba, ne habersiniz? Başlamadan önce bir Instagram hesabı açtım ve oradan daha sık dizi ve film önerileri yapacağım. Eğer takip etmek isterseniz şuralara bir yerlere bırakıyorum. Neyse. Bu ay yeni çıkan filmlerden beğendiğim 5 filmi önerdim. İyi seyirler. I'm a driver. Oh, like a chauffeur. Anyone I'd know? I hope not. What is your name? Baby. Your name's Baby. B-A-B-Y Baby. O iyi bir çocuk. Direksiyon başında ise bir şeytan. Burada söz edilen kişi, acımasız suçluların kaçış arabalarını A noktasından B noktasına götüren masum görünümlü Baby'dir. Yapmaması gereken bir işte son derece yetenekli olan bir çocuğun aksiyon dolu hikayesini izlediğimiz filmde Baby bir suç dehası olan Doc'un emrinde çalışan kadrolu bir sürücüdür. Büyük çapta soygun planlarını hayata geçiren Doc için soygun ekipleri daima değişir. Baby ise sabittir ve onu uğru olarak görür. Baby yetenekli bir sürücü olmasına rağmen yaptığı bu işi gönüllülükle yapmıyor. Henüz bir çocukken geçirdiği trafik kazasında anne ve babasını kaybetmiş. Hayatta kalmasına rağmen bu kaza sonucu kalıcı bir işitme sorunu yaşamıştır. Kulağından gelen sesi bastırmak için sürekli müzik dinler. Soygun zamanlarında sürüş temposunu ise hazırladığı bu müziklere göre uydurur. Müzik onun hayata uyum sağlamasını ve ayakta kalmasını kolaylaştırır. Film eşsiz müzikleri kadar iyi işlenmiş karakterler ve olay örgüsüyle de öne çıkıyor. Oldukça yüksek bir tempoda izlediğimiz film keyifli ve bir o kadar da eğlenceli geliyor. Yapım 113 dakika süresi boyunca romantizmden aksiyona, gerilimden drama sürüklüyor. Bu açıdan ince işlenmiş bir film olduğunu da söylemek mümkün. Direksiyonda müziğin oturduğu, her yaşta izleyicinin keyif alacağını düşündüğüm bu filmi şiddetle izlemenizi öneriyorum. All the people that make life miserable make life dangerous. What if we can change things? Hemen hemen herkes Death Note'un Amerikan versiyonunun çekileceğini duyar duymaz damgayı yapıştırmışlardı. Bu iş olmaz. Peki haksız mıydılar? Haklılar. Animesini izleyen herkes ben ne izledim az önce gibi tepkiler verebilir. Ama animesini unutup sadece bir film olarak bakarsak, eğer linç yemeyeceksem ben filmi beğendim. Hikaye, Yagami Light yani yeni uyarlama ile Light Turner adlı lise öğrencisinin isimlerini yazdığı takdirde öldürebileceği bir defter bulmasıyla başlıyor. Light bu defter sayesinde dünyadaki tüm suçluları öldürebileceğini, suçları azaltabileceğini ve bu şekilde aksak işleyen adalet sistemini de kendi yöntemiyle düzeltebileceğini düşünür. Ancak bu durum gitgide bir saplantıya dönüşüyor. Bir de peşine polis ve kod adı L olan gözü pek bir dedektif takılınca ortaya adeta bir satranç oyunu misali bir mücadele başlıyor. İki taraf da sürekli bir hamle yapar ve sürekli birbirlerinin önüne geçerler. Ancak bu oyunun tek bir galibi olacaktır. Sonuç olarak filmin animesini izlemediyseniz filmi keyif alarak izleyebilirsiniz. Ama eğer animelerini izlemiş biri olarak izlerseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Film bazında izlenebilir bir film ama uyarlama konusunda konuyla oldukça alakasız kalmış. You think they're hiding something? There are people looking for you. Man has been murdered. You got bigger things to worry about. Word cannot get out about Gordon's death. What do you want from me? I wanted to ask you questions about Gordon Dunn. Get out! The mind forgets things. Sam Bloom ufak heykeller ve tasarımlar yapan kendi halinde bir minyatür sanatçısıdır. Bir gün kardeşiyle birlikte bardan çıkıp eve yollanırken bir trafik kazası geçirirler. Kardeşi Dash Bloom ölmeden önce birkaç kelime söyler ancak bu kelimeleri Sam yaşadığı kazanın da şoku ile hatırlayamaz. Başarılı bilim adamı Gordon'dan, insanların beyinlerinde kayıtlı olan en anlamlı güzel anıları kaydedebilen bir cihaz bulmuştur. Sam'in kazada çarptığı araç aslında Gordon'un aracı ve bu kazada Gordon ufak kızını kaybediyor. Bu nedenle de Gordon, yaşadığı güzel anıları kaydedebilmek için bir cihaz icat etmiştir. Sam de kardeşini kaybettiği bu kazada, kardeşinin söylediği son sözleri hatırlayamadığı için bu icat için Gordon'a gitmek isterken Gordon'u ofisinde ölü bulmuştur. Sam daha sonra bu olayı araştırmaya ve Gordon'u kimin öldürdüğünü bulmak için bu işe koyuluyor. Filmin sürprizi kaçmaması için daha fazla detaya girmiyorum.
Hafta sonu için güzel bir film arayanların ve özellikle benim gibi bir Peter Dinklage hayranıysanız keyifle izleyebileceğiniz bir film. God damn it! Bu filmi uzun zamandır bekliyordum ve 5 ay önce fragmanını izlediğimde bayağı gülmüştüm. Film hem aksiyon hem komedi, hem Ryan Reynolds hem de Samuel L. Jackson'lıydı. Yani daha ne olsun, izlemeyip de ne yapacaksın bu filmi? Konusuna gelecek olursak, Ryan Reynolds'un oynadığı karakter Interpol'e çalışan bir korumadır. Önemli insanları korur. Koruduğu adama yapılan suikasttan sonra işini kaybeder. Samuel Jackson'ın oynadığı karakter de bir seri katildir ve az önce anlattığım korumanın işini kaybetmesine sebep olan kişidir ve hapishanededir. Şehrin diktatör yöneticisinin tutuklanması için tanıklık edebilecek tek kişi odur ve süreç içerisinde onu mahkemeye kadar koruması gereken kişi de Reynolds'un karakteri olur. Hayatı normal giden bir insan aniden ailesini bırakıp gitse ne olur? Geride bıraktığı insanlar hayata nasıl devam eder? Aradan geçen onca yıldan sonra hiçbir şey olmamış gibi geri döndüğünde her şey eskisi gibi olur mu? Zamanında kaçıp gitmek istediği hayatı şimdi onun için ne anlam ifade ediyor? Howard, sevecen bir karısı ve iki kızı olan Manhattan'da bir avukat olarak prestijli bir meslek ve banliyölerinde rahat bir evde yaşayan biridir. Howard bir gün içten içe boğuluyor ve işinden ve genel olarak hayatından kaçıyor ve ailesini terk ederek garajlarının üstündeki tavan arasında saklanarak bir yabancı gibi ailesini tavan arası penceresinden gözlemlemeye başlıyor. Bryan Cranston'dan gelen karanlık ve komik bir performansla öne sürülmüş olan Wakefield, hepsinden ve her şeyden uzak durmanın ne anlam ifade ettiğini kışkırtıcı bir biçimde ortaya koyuyor.